Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi Esef'i tanıyor musunuz, tanımıyorsunuz? Şimdi Adana'da ne yenir diye bir video çektim. Sen de vardın zaten. De şimdi buraya geldim ve altına şöyle yorumlar yaptılar Esef. Dediler ki, Adana'da pizza mı yenir dediler. Evet kardeşim, Adana'da pizza yenir. Hamburger yenir, pizza yenir. Makarna yenir, yenir yani. Adana sadece kebaptan ibaret değildir. Tabii ki. Adana neticede kebabıyla, şalgamıyla ünlü bir şehir. Ancak Adana'da sadece kebap yok. Evet. Adana'da meşhur tatlılarımız da var. Hamburger de var, pizza da var. Böreklerimiz var. Yani sadece kebap yok Adana'da. Dolayısıyla pizza da yenir tabii ki. Şimdi Esef'le bizim eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Ben Adana'da ne yenir videosunu koyarken özellikle koydum çünkü yani vejetaryenler de gelebilir Adana'ya. Ya da adam geldiği zaman kebap yemek istemeyebilir. Doğru mu abi? Oluyor da yani. Oldu yani adam. Aynen. Kardeşim kebaptan başka bir şey yok mu diye bana yazıyor. Kebapçı paylaştığım zaman. Var işte pizzacı çektik, ona da laf ettiniz. O şekilde gelen misafirlerimiz oldu buraya. Hı-hı. Yani Adana'da olmayan, iş için Hı-hı. buraya gelen, Adana'da yaşamayan. Hı-hı. Kebap yemek istemiyorum, ne yiyebilirim diye baktım, size geldim diyen misafirlerimiz oldu yani. Evet. Şimdi sen ne pizzası yapıyorsun abi burada? Ben Napoli pizzası yapıyorum. Napoli tarzı. Napolitan pizza olarak geçelim mi yeniden? Aynen, evet. Abi bu pizzanın özelliği ne? Bir kısaca bahsetsene bana. Ben biliyorum ama yine de bir zaten göstereceğiz az sonra ama yiyeceğiz. Sen böyle kısaca bir geçsene, bu pizzanın özelliği ne abi? Öncelikle İtalya'da tabii ki sadece Napoli pizzası yok. Hı-hı. Burada nasıl lahmacun yöreye göre değişiyor, Hı-hı. orada da pizza değişiyor. Yöreye göre değişiyor. Aynen. Roma pizzası var ayrı, Sicilya pizzası, Milano pizzası. Hepsinin ortak özelliği aslında iyi hamur olması. Evet. O zaman senin hamur? Evet. Tam hamurumuz iyi. Yani aslında biz pizza eşittir hamur diyebiliriz. Eşittir diyemesek de %80'ini hamur oluşturuyor hamur diyebiliriz tabii ki. Yani yaptığımız pizzanın öncelikle hamuru çok iyi olmak zorunda. Hı hı. Üzerine koyduğumuz malzemeler tamamen bizim damak zevkimizle alakalı. O kişiden kişiye göre değişir. Tabii ki. Yani ne seviyorsak üzerine hiçbir şey atmayabiliriz. Hı hı. Sadece domates sosuyla da yiyebiliriz. Hı hı. Orada önemli olan o bizim çiğneme hazımız ve tad alma hazımız. Hı hı. Hamurla beraber bu konuda tatmin olmamız gerekiyor. Hı hı. Ne kadar mayalanıyor hamur? Bu tabi sıcaklığa göre değişiyor. Ortalama 30-36 saat arasında değişiyor. 1,5 gün falan Aynen. diyebiliriz. Aynen. Pizzanın şöyle bir hikayesi varmış. Ben araştırmıştım internetten. Aslında pizza eskiden bir fakir yemeğiymiş. Nasıl? Sadece ince bir hamurun üzerine domates sos, fesleğen ve mozzarella konulmuş. Bir gün kraliçe Margarita'nın canı pizza istiyor. Pizzayı da saraydaki aşçılar fakir yemeği olduğu için bilmiyor. Doğru aynen, mu diyorum? Doğru. Aynen. Bilmiyor. Oraya en yakın pizza dükkanından bir pizza söylüyorlar. Sonra aşçı götürüyor pizzayı. Götürdükten sonra ustaya diyor ki bunun adı ne? O da heyecandan Margarita diyor. Aynen. Yani kraliçenin adını söylüyor. Evet. Kraliçe de onu yiyip çok beğeniyor ve o dükkana bir teşekkür mektubu gönderiyor. Hatta hala o mektup oradaki dükkanın duvarında asılıymış. Evet, doğru. Ondan sonra zenginlerin yemeği oluyor pizza. Zenginlerin de sofrasına. Zenginlerin de sofrasına giriyor. Evet. Buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Evet. Bizim Avdoday'da 1,5 liraya yemiş olduğumuz ciğer kavurmayı, ciğer tantuniyi inşallah bir gün zengin yemeği yaparız ya. İnşallah. İki tane pizza yiyeceğiz. Yani iki tane ancak keser beni, o yüzden iki tane diyorum. Bir tanesi benim favori pizzam. Buradaki favori pizza. Evet. Hangisiydi? Margarita üzeri roast beef yapmıştım. Evet. Margarita üzeri roast beef. Bir Aynen. de sadece margarita yapalım. Sadece margarita yapacağız. Evet. Yapacağız o kraliçenin yemiş olduğu pizzadan. Aynen. Hadi geçelim o zaman. Geçelim. Hayırdır, savaşa mı gidiyoruz? Savaşa tabii ki. Savaşa gidiyoruz. O zaman merdaneyi alabilir miyiz? Merdaneyle mi açacaksınız? Tabii ki hayır. Değil mi? Napoli pizzasının hamuru merdaneyle açılmaz. Elle açılır. Elle açılır. Aynen. Neden elle açılır? Neden? Çünkü bu hamur uzun mayalanma sürecinde içerisinde hava kabarcıkları barındırır. Eğer biz bu hamura merdane vurursak evet. hava kabarcıklarının hepsini yok etmiş oluruz. O zaman hamur tamamen özelliğini kaybeder. Dolayısıyla bu şekilde ortadan kenarlara doğru hava kabarcıklarını iterek açıyoruz. Thank you.
gitsin o zaman. Ayrıca tavada veya ızgara üzerinde pişirmiyoruz. Hamuru direkt kürekten taşın üzerine bırakıyoruz. Başka alacağımız bir şey var mı? Yok. Hazır mıyız? Hazırız. Heyecan var mı? Var tabii ki. Vallahi ben de çok heyecanlıyım ya. Yani çok acıktım. Şimdi iki pizza da çok güzel görünüyor görünüş olarak. Ama ben ilk başta insanların laf edeceği yeri söylüyorum sana direkt. Evet. Şuralar abi. Yanıklar mı? Yanıklar değil. Şimdi buralar kabarmış ve patlamış. Evet. Bunun sebebi ne abi? Şimdi hamuru açarken söylediğim gibi mayalanma sürecinde bu hamur içini havayla dolduruyor. Evet. Şimdi açarken de biz ortadaki havaları kenarlara doğru itekliyoruz dedim ya. Burası hava kabarcıklarıyla dolu. Şuradan bakarsan eğer, şimdi şiş görünüyor ama aslında bu silme sert bir hamur değil. Şöyle yapalım. Bunun içi, bak şöyle Murat. Bunun içi tamamen hava kabarcıklarıyla dolu. İçini göstermek istiyorum abi. Tamam. Sen anlatırken. Şuradan şurayı çekebilirsin. Şöyle gösterelim mi? Evet. Görünüyor mu oradan? Bence görünüyor. Görüyorsunuzdur herhalde. Hamuru açma esnasında dış yüzeyde çok ince bir tabak olduğu zaman haliyle şimdi 430 derecede pişiyor. Ve 120 saniyede pişiyor. Evet. Yani 2 dakikaya yakın bir belki 90, daha kısa 90 ve 120 saniye arasında pişiyor. Dolayısıyla ince olan yerlerde bu şekilde yanıyor. Yani bu bir şey değil. Bu aslında hamurun güzelliğini gösterir. İyiliğini gösterir. Şey. Evet. İncecik bir hamur. Bakın el açması olmasına rağmen incecik bir hamur. Evet. Aslında biz masaya servis etmeden önce zeytinyağı gezdiriyoruz üzerine. Buna da gezdirir misin? Aynen. Şimdi o zeytinyağı sade mi yoksa içinde bir şey var mı? Biz bunu taze kekik ve sarımsak ile yaklaşık 6 hafta ilk dolumdan önce 6 hafta bekletiyoruz. Güzel bir aroma veriyor. Altını da gösterelim mi? Evet. Şimdi bu kraliçe Margarita'nın zenginlerin sofrasına sunmuş olduğu pizza. Aslında bir fakir yemeğiymiş ama kraliçemiz, fakirlerin sofrasında. Kraliçemiz sağ olsun bunu zenginlerin yemeğini olarak yapmış. Biz de o zaman Esef sen de ye ya. Ben de yiyeyim. Hadi sen de ye. Ondan sonra diyorlar ki yemediler falan ondan. Abi ben büyük bir lokma alıyorum. Her zamanki gibi klasik yine sizler için. O dilim tek lokmalık senin için zaten. Şimdi bir şey diyeceğim. Sen beni biliyorsun. Ben fotoğraf çekilmeyi bile sevmem aslında. Evet. Hem beni kameraya al, videoya alıyorsun. Hem de yediriyorsun. Ya abi ya. Yani. Bilmiyorum. Ben prensip olarak az konuşan adamla az yiyen adamı hayatta sevmem. Öyle bir arkadaşım yok zaten benim. Bu iki özelliği olması lazım. Benle arkadaşlık edecek adamların. Az yemiyorum ama. Yok sen de çok konuşuyorsun da kamera önünde az konuşuyorsun. Bir de senin bir motton var. Sadelik kazanacak diyorsun. Bu pizzadan mı bahsediyorsun? Sadelik kazanacak derken. Çünkü pizzaların atası bu. Doğru mu? Aslında sadece pizzadan değil. Şimdi bu çok uzun bir mevzu. Biz toplum olarak biraz gösteriş meraklısı olduk. Yani tabiri caizse biz cevizin içinin ne kadar sağlam olduğundan değil de kabuğunun ne kadar güzel olduğuyla ilgileniyoruz artık. Bu beni rahatsız ediyor. Tabii rahatsız etmesinin sebebi aslında bu benim karakterimle alakalı. Ben sade dümdüz bir adam olduğum için biliyorsun. Dolayısıyla benim elime attığım her şey de sade oluyor. Ben de sadeliği seviyorum. Yani bu işletmenin içinden tutun da benim evime, hayatıma kadar her şeye yansıyan bir şey. Ama pizzada da zaten hani çıkmasının olayı da bu sade yani domates ve fakir aslında, yemeğiymiş. Ne domates ve fesleğen peynir bitti. Aslında şöyle bir şey var. Biz pizza deyince aklımıza
karışık böyle salamlar, sosisler, pastırmalar. 10-12 çeşit malzeme olan üzerinde. Mısırlar. Aynen. Aslında herhangi bir lezzeti olmayan, üzerine ketçap mayonezi boca ettiğimiz. Zaten ketçap mayonez aslında altında bulunan her şeyin lezzetini örten bir şey. Burada bu arada ketçap mayonez yok. Pizzanın yanında turşu da vermiyor. Şöyle. Ketçap mayonez tabii ki var. İşletmemizde ketçap mayonez var. Ama biz misafirlerimiz bizden ketçap mayonez istediği zaman biz önermediğimizi söylüyoruz. Ama veriyoruz tabii ki. İsterlerse yani, veriyoruz. Tabii ki istendiği takdirde veriyoruz. Masaya koymuyoruz ama hani pizzadan önce biz ketçap mayonez, hardal, barbekü sos servisi yapmıyoruz. Anladım. Masaya bütün masalara koyduğumuz acılı ve acısız her ikisinde de her ikisinde de taze kekik ve taze sarımsak olan zeytinyağlarımız var. Biz bununla tüketilmesini öneriyoruz. Tabii ki tercih meselesi. Ben şöyle buradaki favori pizzamı alayım. Roast beef'li. Herhalde et olduğu için favorimdir. Biliyorsunuz artık yani. Yine bundan da şöyle koklayayım. Bunda zeytinyağı böyle güzel geliyor kokusu. Şöyle yine izninizle büyük lokma alıyorum. Hepsini de bitirebilirim ama neyse bilip yarısına kadar ısırayım. Bitti abi. Hamur tek başına bile lezzetli farkındaysan. Hı hı. Bir de buranın şöyle bir özelliği var. Belirli sayıda hamur var. Yani o hamur bitti mi dükkan kapanıyor. Tam benim evet. istediğim gibi. Evet. Öyle ne kadar bitti mi kapat gitsin. Saat 11.45 gibi servise başlıyoruz. Hı hı. Fırınımızı kapatma saatimiz 8.30. Hı hı. Tabii hamurumuzun daha erken bittiği günler oluyor. O zaman zaten kapatıyoruz. O zaman kapatıyoruz evet. Yani olur da 8.30'dan önce işletmemize gelirsiniz. Işıklar ve kapılar kapalı olduğunda bize kızmayın. Bana söylemeyin. Bana söylerler, sana söylemezler. Hamurumuz bitmiştir, eve gitmişizdir. Abi ben yiyeceğim. O yüzden bir lokma daha sürüyorum. Sen ye. Pizza gerçekten çok lezzetli ve hafif. Özellikle hamuru dediğin gibi sade hamur yapsam bile gelir abi. Şimdi normalde dışarıda hamur işi bir şey yediğimiz zaman ya bir yarım saat yürüyelim, 3 tane soda içelim, 5 bardak çay içelim diyoruz. Bu hamuru yediğinizde öyle bir şey hissetmiyorsunuz. Bu arada Pizza Casco'dayız. Adresini, telefonunu, konumunu açıklama kısmına bırakacağım. Ortalama fiyatlar ne abi? Ortalama söyle. Yani böyle direkt, pizza geldi mesela. Ben direkt aralığı söyleyeyim. Tamam söyle. Pizza zaten menümüzde 11 tane pizza var. Hı-hı. Çok çeşit. Yok. Pizza fiyatlarımız 32 ile 56 lira arasında değişiyorlar. Yani örneğin Rosbif'li pizzamız tabii ki biraz daha pahalı. Hı hı. Çünkü Rosbif var üzerinde. Çünkü Rosbif pahalı. Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Ben yemeğe devam edeceğim. Ama bu sefer size ızdırap olmayacağım. Belki yerken birkaç görüntü izlersiniz. Söylemek istediğim şey var mı? Teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek? Yani Adana'da böyle güzel, lezzetli pizzalar yapan yerler de var. Bir ikincisi burası Adana'nın ilk Napolitan pizza yapan mekanıdır. Değil mi? Yani ilk demeyin bilmiyorum açıkçası. Ama senden önce ben hiçbir yerde yemedim. Bilmiyorum. Ben yemedim. Şimdi ilk deyip de iddialı olmak istemiyorum. Bilmiyorum Hı-hı. çünkü. Yani belki de vardır. Belki daha önceden yapılmış, tutmamış, kapatılmıştır. Olabilir. Ama sen açtığında ilkti bu. Ben başka bir yerde ben öyle, ben öyle biliyorum. Aynen öyle. Ben öyle biliyorum. Beni biliyorsun, girip çıkmadığım yer yok. Yalan mı söylüyorum yani? Yok canım. Tamam dostum, yiyoruz. Afiyet olsun. Ben yemiyorum, sen yiyorsun. Sevgili dostlar, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Şundan alacağım, dur. Allah'ım hepsi. Her zaman son lokma iyi olur ya. Hepsi senin. Kendinize iyi bakın. Şöyle şunu şöyle kapatalım. Gelirseniz şöyle dürün. Ondan sonra şöyle büyük lokma alalım.